Şöyle yapalım. Şimdi Çünkü bilgisayara bayağı cep kaydediyorum. telefonundan Şu an bilgisayara davet gelmek kaydediyorum. istedim. Çok teşekkürler. Rica ederim. Şimdi Allah, ben de şu şey defterimi açayım. Kimde kaldık? Ben şimdi isimleri tam şey yapamadım. Ben Sema Hanım, sizden bu sayfa. Tamam. Kaptanımız Sema Hanım. Çok güzel. Berna Hocam var herhalde orada. Onunla mı devam edelim? Olur. Berna Hocam geldi mi? Bana mı öyle geldi acaba? Geldi gibi mi geldi bana? Ses ve görüntü yok ama katılmış görünüyor. Kadir Hanım burada. Oradan devam edelim. Kadir Hanım, buyurun. Merhabalar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Adım Hatice Kader Demir. Tayfun'un kurucularından Süleyman Demir'in eşiyim. Size de çok selamlarını gönderdi. Şu an bir Ay, puan çok nedeniyle teşekkür ederim. Amerika'da. Saatlerimiz uymadığı için de toplantıya katılamıyor. Ama hepinize selam ve sevgilerini gönderdi. Bizden de gönderiyoruz Bir kendisine. araya geliş amacımız çok güzel ve benim için çok özel açıkçası. Çünkü kadının yani depremde kadın olmanın zorluğunu sahada birlikte gördük. Nilgün Hanımcığım, siz de oradaydınız. Depremde kadın olmak çok zor. Ama bu kadınların bir şekilde hayata adaptasyonu bu süreçten sonra daha da önem kazanıyor. Dolayısıyla da onları bu anlamda teşvik etmek, onların yanında olmak, onların üretmesini sağlamak. Çünkü üreten kadınlar mutlu Kesinlikle. yarınlar beraberinde getirecek. Yani kadın Kesinlikle. üretecek ve Yarını inşa edeceğiz. yarına inşa edeceğiz. Ve burada hepinizle birlikte çalışıyor olmaktan da ayrıca çok mutlu ve gururluyum. Çünkü gerçekten hepiniz buna depremin yani tayfa kurulduğundan süreç içerisinde yanımızdaydınız. Birdik. Banu Hanımcığım, siz de öyle. Çok bizim için yani hep birlikte burada paketler yaptık. Yani taşın altına hepimiz elimizi koyduk ve koymaya da bu anlamda devam edeceğiz. Ben hepinize iyi akşamlar diliyorum tekrar. Şimdi Teşekkürler. Kader Sevgi Hanımcığım. Hanım'a bırakacağım. O da Buyurun yanında. Sevgi Bir yerden giriyoruz biz şimdi bu Hanım. şekilde. Hep Elim oradan babamı yürüdüm. da. Sevgi Hanım, çok kısa bir şey sorabilir miyim? Anne, Tabii. Ece, anne, siz misiniz? Evet. Ay evet, o minik bir şeyiniz var çünkü. Yani çok o sayfaya çok her şeyi bulaştırmak istemiyordum ama Evet, sadece doğrusuna mahvettim. gidiyordum. Mecbur Çok kaldık güzel, çok biraz. enerjik, güzel bir sayfanız var. Genelde işte hikayelerde paylaşıyorum ki hemen gitsin diye. O sayfayı torunuma miras olarak bırakmayı düşünüyorum. Oradan devam eder diye. Ben de İnşallah, katıldım. inşallah. Sevgili Kalbimizdeki Aydın, umut. İstanbul Şişli'de yaşıyorum. Tayfa'ya da Sema Hanım ve Kader Hanım'la arkadaşlığımızdan dolayı dahil oldum. Bir nevi aktivistim. Sosyal faaliyetlerle son 10 yılımı geçiriyorum. Türkiye'nin bütün illerinde çocukların eğitimi için çalışıyorum, desteklenmesi için çalışıyorum. Depremde tabii bizim bir mecburiyetimiz oldu artık. Oraya yöneldik, deprem bölgelerine yöneldik. Hem önceki grubum hem de Tayfa'yla da çalışmalarıma devam ediyorum. Hangi alanda bana görev düşerse onu yapmaya hazırım. Yapacağız hep birlikte. Üretim hoşuma gitti. Onun için üretim ayağında bir alanda çalışmak isterim Tayfa'da. Çok güzel. Sağ olasınız. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Ve geldik arkadaşlar. Ben söyleyeyim isterseniz. Buyurun. Yani ben sadece gönüllüyüm. Her şeye gönüllüyüm. Banu Bayru ismim. Aslında eğitimciyim, öğretmenim ama daha sonra emekli oldum. Emeklilikten sonra kendi aile işimiz, matbaa. Bu sebeple de Süleyman Bey'le çok yakından tanışıyoruz. Böyle projeler oldukça elimden gelen destek neyse onu vermek için uğraşıyorum, o kadar. Çok güzel ettiniz. Bu yeterli zaten. Bizi ileriye taşıyacak olan şey inanç ve istek. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Peki, buyurun efendim. Ben şimdi kimler şu an oturumda göremiyorum. Herhalde bir şeyi eksik kontrol ediyorum. Berna Fatmaoğulları konuşmadı sanırım. Evet, Berna. Berna Hocam. Merhabalar. Merhabalar. Şu an 6 kişiyiz.
Merhaba. Sesim geliyor mu? Geliyor. Evet, geliyor. Tekrardan merhabalar. Umarım herkes çok iyidir. Ben de Hatay'dan katılıyorum. Depremzedeyim. Sema Hanım'la Merve Hocamız sayesinde tanıştım. O beni yönlendirdi. Normalde endüstri mühendisiyim. Çukurova Üniversitesi'nden mezun oldum. 2015 yılında. Ama 2015 yılında mezun olduktan sonra eğitim alanında çalıştım. Özel ders öğretmenliği yaptım. Ayrıca eğitim merkezlerinde çalıştım. Matematik dersi üzerine. Bunun sebebi de Hatay'dan ayrılmak istememem. Buranın da sanayisi çok gelişmiş değil. Belki de biliyorsunuzdur. İş olanakları da çok kısıtlı olduğu için kendi alanımda iş bulmakta çok zorlandım ve şehri de terk etmek istemiyordum. O yüzden yine mühendislik alanından mezun olduğum için matematik bilgimden kaynaklı öğretmenlik yaptım çok uzun bir süre. 3-4 yıla yakın. Ardından üretim planlama mühendisi olarak buradaki bir fabrikada başladım. Bir yılda orada çalıştım. Bir yılın sonunda da istifa ettim. Biraz mobilya maruz kaldım. Onun dışında işte 1-2 ay sonrasında gönüllülük faaliyetinde bulundum burada yine. Her Yer Çocuk etkinlikleri belki duymuşsunuzdur. Birkaç mahallemizde ben yine koordinasyondan sorumluydum ve eğitmendim aynı zamanda. Bu gönüllülük faaliyetinden sonra bir tane sivil toplum kuruluşundan bir iş teklifi aldım. Orada da veri giriş sorumlusu olarak çalıştım. Sevdi Çıldırım belki duymuşsunuzdur. Toplum Gönüllüleri Vakfı ile ortaklaşa kurmuş olduğu bir 4 aylık proje vardı. Çocuk Dost Alan Projesi. Onda veri giriş sorumlusu olarak çalıştım. Yapmış olduğum faaliyetlerden kaynaklı Diyarbakır Gençlik Merkezi Koordinatörlüğü teklifi geldi. Orada da 3 yıl boyunca çalıştıktan sonra Temmuz ayında istifa ettim ve Hatay'a geri dönüş yaptım. Şu an yarı zamanlı bir bilişim şirketine, yazılım şirketine daha doğrusu destek veriyorum. Ama depremden kaynaklı almış olduğumuz işlerde bir azalma oldu. Onun üstüne zaten onunla alakalı bir iş için Kıbrıs'taydım deprem günü. Burada değildim. İkinci depreme burada yakalandım bir hafta sonrasında. O günden sonra da hiç şehri terk etmedim. Şu an kendimiz kurmuş olduğumuz yeniden el ele okulu ile 450 öğrenciye hizmet veriyoruz. Anaokulundan 4. sınıfa kadar. Şu an bu okulun koordinasyonundan sorumluyum. Bu şekilde. Size desteklerinizden kaynaklı çok çok teşekkür ederim. Çok güzel özetlediniz her şeyi. Bir de Eda Nur Hanım var konuşmayan, bilginiz olsun. Ben dahil 6 kişiyiz. Ben de evet, ondan önce çok teşekkür ederiz Berna diyeceğim. Hanımları kaldırmak istiyorum. Hepimizin arasındaki hanım bağlarını. İsim bağlarımız kalsın. Tekrar yani çok geçmiş olsun falan demek bana artık çok şey geliyor deprem bölgesi için. Çok cılız kalıyor bu geçmiş olsun kelimeleri. Daha fazla empatiye ihtiyacımız var ki Tayfa bunun için var zaten. Empatiyi daha çok güçlendirmek, yaygınlaştırmak ve bence Tayfa'nın en önemli misyonu empatiyle bütün Türk insanının yani Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşının empati duygusunu yükseltmeye direkt katkıda bulunmak. Çünkü biz başkalarının ayaklarıyla, ayakkabıyla yürümeyi çok iyi bilemiyoruz. Ve kendi ayak numaramızla devam ediyoruz. Ama öbür kısıra çok ihtiyacımız var. Deprem bize bunu öğretmede çok büyük bir aracı oldu. Keşke bu kadar kayıpla bu aracı olmasaydı. Yani bu kayıpları yaşamadan bunları daha çok çabuk öğrenebilseydik. Ama daha alacağımız çok yol var. Çok teşekkürler Berna katıldığın için. Eda Nur ve Fatma Hanım'dan da duyalım. Sesiniz açık mı Eda Nur? Duyuyor musunuz beni Ela? Şu an kapalı mikrofonu. Mikrofonu açar mısın? Görüntülü de açın lütfen. Biz Fatma'yı ekranda görüyoruz ama sesini duyamıyoruz. Fatma'yla sonra Fatma'ya sesini vereyim. Arkadaşlar ben kendimi tanıtmaya atladım. Tanıtarak Fatma'ya geçmiştim. Bunlara sesini çekmiştim. Onunla teşekkür geçmişim var. 2020 yılında eğitim, denetim ve danışmanlık oluşuyor. Yönetim sistemleri ve sosyal sorumluluk konusunda özellikle. Sosyal sorumluluk benim için çok önemli. Kalbim çalışan memnuniyeti ve çalışanlar daha mutlu, firmalar daha mutlu, toplum daha mutlu diye bakıyorum her zaman. Yani insanın mutlu olmadığı hiçbir sektörde o kuruluşun ilerlemesi zaten mümkün değil. Hani kısa vadeli ilerliyor kuruluşlar insanına çok yatırım yapmadan ama uzun vadede çuvallıyorlar maalesef tabiri caizse. O anlamda
sosyal sorumluluk tarafında ikinci yürüttüğümüz konu Fayda Derneği'nde gönüllü modül yöneticisiyim. Batman'da iki modülümüz var. 50 öğrencimiz var, kız çocuğumuz var. Türkiye genelinde de 300 kız çocuğumuz var. Şimdilik inşallah sayımız artacak. Orada da çok sevindirici ve umut verici çalışmalar oluyor. En son geçen hafta sonu Cuma, Cumartesi, Pazar oradaydık. Kadınlarımız, kız çocuklarımızla buluştuk, piknik yaptık, eğlendik, oynadık, hopladık, zıpladık. Sonra hayat bizi bu el örgüsü, dokuma işlerine, bu projede belki Batman'a da küçük bir destek ya da Batman'da 11 ilimizle birlikte, Batman'da aslında dolaylı olarak depremle etkilenmiş bir ilimiz ama daha az hasarlı, az asa hasarlı evlerimiz var orada, can kaybımız yok. Bizim öğrencilerimizden de içlerinde 5-6 öğrencimizin evlerindeki çatlakları gidip bizzat gördük. Şükür ki bir kayıp yok ama o çatlakların bir kısmını da onarmak da bizim boynumuzun borcu gibi görünüyor. Nasıl yaparız konusunda dernek olarak da şey yapacağız. Bundan sonra depremlere hazırlık açısından aksiyon almaya çalışacağız. Fatma'nın bu toplantıda olmasının tek nedeni şu, önemli bir nedeni. Hem Batman ayağında ne yapabiliriz konusunda bize fikir vermek, hem Fatma şu anda gördüğünüz gibi el örgüsüyle bize sepetler yapıyor bir taraftan. Çünkü ben 7 arkadaşımdan sipariş aldım ve Fatma'ya bu 6 arkadaşımdan sipariş aldım ve bu sepetleri farklı renklerde üretmesi için dün itibariyle başlattım kendisine. O da büyük bir zevkle bunları yapıyor. Şimdi kendisine veriyorum sözü. Bir öğrencimizin annesi Fatma, Fayda Derneği'ndeki öğrencimizin annesi, Eda'nın annesi. Buyur Fatmacığım, seni dinliyoruz. Geliyor. Biraz arızalı geliyor, cızırtılı geliyor. İsterseniz kulaklığı çıkartıp deneyin istiyorsanız. Ses bozuk geliyor. Bu arada Nilgün Hanım, mikrofonunuz kapalı. Şu an geliyor mu sesin? Şimdi daha iyi geliyor, daha anlaşılıyor şu an. Hoş geldiniz tekrar. Ben sizin sesinizi algılayamıyorum. Böyle bozuk geliyor. Teşekkürler, Allah razı olsun. Ben Fatma. Batman'da yaşıyorum, Batman merkezde. 4 çocuk annesiyim. Maşallah. Fayda ailesine buradan çok teşekkür ediyorum sizin aracılığıyla. Bana bu imkanı verdiği için Nilgün Hanım'a ayrıca teşekkür ediyorum. Yani bu kadar ev hanımıyım, çalışmıyorum. El emeği, göz nuru. Şu sepetleri yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Nilgün Hanım davet etti, sağ olsun. Ben de katıldım. Sizleri tanıdığım için de şanslıyım. Çok teşekkür ederim. Bu arada mikrofonunuz kapalı Nilgün Hocam. Bu kadar. Mikrofonunuzu açarsanız. Teşekkürler Fatma, Eda, Nur Hanım. Çok naziksiniz. Bu arada haksızlık etmeyin. Dünyada en çok çalışan insanlar ev hanımları maalesef. Ve o ev işi insanlık suçu yani. Şimdi açtım. Nilgün Hanım, yine kapalı gözüküyor mikrofonunuz. Buyurun. Ha, şimdi açık gözüküyor. Kendini tanıtmayan kalmadı değil mi? Kendini tanıtmayan kalmadı. Bir arzu ederseniz sadece ben bir selam verip çekileyim istiyorsanız kenara. Siz hanımlarla daha rahat konuşursunuz. Olur mu? Siz selam da verin, ev kalın da bence. Estağfurullah, estağfurullah. Muharrem Ali adım, Dere soy ismi. Marka filozofu diye tanırlar beni de. 92'de Elsevier 2'nin maymunlarını çizen desinatördüm. 86'dan bugüne kadar da aralıksız tasarım işi yapıyorum ve marka eğitimleri veriyorum. Kadın girişimcilere de marka danışmanlığı ve eğitimleri veriyorum, yurt içi yurt dışı. Paris'te ufak bir şirketimiz var. Antalya ve İstanbul'da yaşıyorum ben de. Böyle. Onun haricinde amatör müzisyenim. Arkada duvarda sazlarım var. 3 farklı sazla 3 nesil öyküleri anlatıyorum. Cezaevleri dahil, felaket bölgeleri dahil gezip hikayeler anlatıyorum. Öyle. Teşekkürler. Vallahi muhteşem bir öykü bu. Sizin diğer boyutlarınızı da projeler ilerledikçe şahit ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, ben Tayfa'nın tasarımlarını yapıyorum şimdilik. Logosunu düzeltmiştim işte. Görsel grafiklerini hazırlıyorum şimdilik. Ama daha iyi işler yapacağız. Çantı üretim tesisimizin logosunu yaparsınız değil mi? Tabii çantı hemen. Çantı üretim hemen. Tesisimizin logosunu da yaparsınız. Hemen hepsini. Ne lazımsa tasarımla ilgili tabii söyleyin, hepsini yapalım. Tamam, yaşadık tamam. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.
Sohbete bir şey mi geldi? Merhabalar tekrar, o başka bir şey. Tamam. Peki o zaman nereden başlayalım arkadaşlar? Şimdi Sema Hanım, Kader Hanım, Sevgi Hanım, Banu Hanım, Berna Hanım, beş arkadaşım. Ondan sonra bir de en son sanki Fatma Hanım konuştu. Altı, benle birlikte yedi kişiyiz. Muharrem Bey de kendini tanıttı. Bir tek Emel Hanım katılamadı. Evlatları gelmiş Burdur'da ziyarete. Emel Hanım direkt dokumanın içinde, yani sürekli dokuma yapıyor. El dokuması yapan, üreten, halk eğitim öğretmeni aynı zamanda ve kendi Narin Alaca dokumaları atölyesi ve satış mağazası var Burdur'da. Instagram adresinde paylaşırım sizlerle. İsterseniz şöyle de yapalım diye düşünüyorum. Siz nasıl öngörürsünüz? Bütün bu dokuma süreciyle ilgilenecek arkadaşlar olarak bizler bir tane ayrı bir WhatsApp grubunda kuralım mı dersiniz? Ne dersiniz? Sesiniz kapalı Sema Hanım. Benim açık görünüyor ama. Yok Sema Hanım. Evet, tamam herhalde açık. Şu anda. Tamam. Evet. Tamam. Şimdi ben kendi fikrimi söyleyeyim. Şöyle bir şey. Şimdi biz Berna Hoca'yla da konuşmalarımızda ilk etapta orada 30 kadınla başlayacak. Daha da büyüyecek bir projeyle olaya başladık. El örgüsü çanta diye çıktık yola. İp, işte kağıt ipler istediler bizden. Böyle bir projeleri var. Orada bir öğretmenleri var bu konuda. Oradaki kadınları eğitecek, onlara öğretecek. Ondan sonra da bunun üretimine başlayacaklar. Yani başlangıç çıkış noktası. Hatay Samandağ mı Sema Hoca? Samandağ. Hatay Samandağ'dan mı evet. Geliyor bu talep şu anda? Evet. Zaten Berna Hoca da şeyden, Samandağ'dan demin görüştüğümüz onların projesiydi. Tamam. Onların talebiydi bu. Berna Hocam da vardı. Endüstri mühendisi olan arkadaşımız. Evet. Aynen. Onların projesi. Evet. Tamam. Talep zaten. İlk etapta 30 kadınımıza başlayabileceğiz o zaman. Nasıl? 30 kadınımıza el örgüsü ipleri biz temin edersek eğer çantaları örebilecekler. Peki çantaların tabii. Ören, bilen içlerinde kim var? Bu öğretmen orada bir güzel sanatlar öğretmenimiz var. Kendilerine eğitim verecek, öğretecek, destek olacak da bir sürü konuyla ilgili bilgisi var. Yani evet. Orada hazır, kurs verecek öğretmenimiz hazır, kadınlar hazır, her şey hazır. Biz de iplik konusunda da şeylerimizi de yaptık. Araştırmalarımızı, çalışmalarımızı, fiyat araştırmamızı. Kader Hanım çok güzel de fiyatlar aldı. Çok da şeyler oluştu. Modeller atmıştım gruba, belki görmüşsünüzdür. Gördüm 3 aşağı 5 yukarı şeyler. Şimdi biz ilk etapta bununla başlıyoruz. Yani Samandağ'daki oradaki kadınlarımıza el örgüsü çanta şeyiyle başlamak amacımız. İlk etaptaki başlangıç şeyimiz o. Tamam. Sonra başka bölgelerde, başka köylerde, farklı alanlarda bir fizibilite çalışması yapıp nerede ne yapabiliriz? Defne sabunu olabilir bir köyde. Tamamen fikir olarak söylüyorum. Nikah şekeri bu şeyine getirilebilir. Olabilir. Kalıplarla farklı şey, evlatlarda, nikahlarda, düğünlerde kullanılabilir. Bir gıda satışımız var biliyorsunuz. Onunla ilgili bir ekip kurulup ayrı bir şey olabilir o. Tamamen farklı. Bez çanta dediğimiz olay başka bir yerde bir atölye kurularak hani evet, ya da orada. Bez çanta çok güzel olur çünkü şu anda Emel Hanım katılsaydı bizlerle paylaşırdı. Emel Hanım ağırlıklı bez çantalar üretiyor Burdur'da. Bütün süreci biliyor. Yani ne yapabiliriz bu konuda bize çok güzel rehberlik edebilir. Aynen. Kaynaklı ben de eski tekstilciyim. Yani bıraktım ama tekstil bilgim iyiydi. Gösterirsiniz. Yani oraya bir atölye kurulması gerekiyor. Tabii ki bir makineler alınması gerekiyor. Onun için de bir çalışma yapmak gerekiyor. Yani altyapısını oluşturmak lazım. Bir orada bak sahaya gidip yani orada aslında detaylı şey yapabiliriz. Benim fikrim ilk etapta şeyle başlayalım. Bu projeyle başlayalım. Bu bayanda Berna Hoca'nın farklı bir şeyleri de var. Aslında onu dinlesek daha iyi olacak. Orada yaptıkları farklı projeler de var. Bir oradan şeyleri alalım diye düşünüyorum. Berna Hanımcığım çok sağ olun Sema Hanım. Berna Hanımcığım sizi de dinleyelim. Şöyle bir sohbet kısmına usta öğreticimizin hesabını attım ben size. Oradan da takip edebilirsiniz yapmış olduğu. Ben bunu dediğim usta öğreticimizi
Şimdi ekran görüntüsünü alıyorum şöyle. Aldım, tamam. Hayat, öykü, tasarım. Okey. Evet, doğrudur. Sadece çanta değil, bir sürü el sanatlarıyla ilgileniyor. Biz çantadan başlayıp hani ileriki süreçte o yapmış olduğu boyama, işte eski tepsileri yenileme ya da eski vazoları boyayıp tekrardan kullanılır hale getirme gibi bir sürü yeteneği olan bir ablamız diyeyim. Çok yakın bir arkadaşımın ablası oluyor kendisi. Aynı zamanda da usta öğretici sertifikası da var kendisinin. Halk eğitimle beraber çalışıyor. Şu an bize de gönüllü bir şekilde destek olacağını söyledi. Biz yaz da geldiği için çantalardan başlarız diye düşündük. Tamam. Kendisi kendi iplerle Fatma Hanım sanırım yapmış olduğu sepetlerden de yapıyor. Belki onlarla da ilerleyebiliriz diye düşündük. Ay, bir deli Fatma Hanım sepetlerinden. O sepetler evet. De güzel bir araç olur bize, evet. O sepetlerde araya giriyorum, çok özür dilerim. Benim anneannem o sepetleri poşetlerle yapardı. Yani tamamen geri dönüşüm şeyinde. Göstereyim hatta size bir örneğini. Fatma'cığım sen de gör bak. Bak bu mesela tamamen atılacak poşetler. Yalnız bir şey söyleyeyim mi size Sema Hanım? Çok güzel. Bu olağanüstü bir şey. Bunu benim anneannem yapmıştı. Bunun gibi şeyler yapıyordu. Mesela çamaşır sepetleri, işte kirli sepetleri ve hem geri dönüşüm, çok güzel bir geri dönüşüm oluyordu. Böyle bir şey yapıyordu. Ben şimdi bu ilk günü yapacağız ya, hani havuçlu gün. Geldiğim zaman güne bu anneannenin bu sepetine dokunmak, koklamak istiyorum o sepeti. Seve seve. Emek var onda, bir de geri dönüşüm var ya, böyle çok hoşuma gitti. Ya muhteşem şeyler yapıyordu o 80 yaşında böyle. Aynı tekniği kullanıyordu, demin Fatma Hanım'ı gördüm. Aynı şeyle yapıyordu. Hayatta mı anneanneniz? Yok değil artık maalesef. Yazsın. Bak bir insan gidiyor, geriye kalan işte bu ürettikleri ve hostel. Başka hiçbir şey geriye kalmıyor. Aynen. Usta öğreticimiz Sevda Beyaz mı? Evet, doğrudur. Tamam. Nedir usta öğreticimizin? Sevda Beyaz. Evet. Evet. Tamam. Ben size şimdi bir tane daha görsel attım. Bir dakika, bu normalde. Bunu da bakalım, senin attığın görseli nereden attın, bakıyoruz sohbeti. Evet, şimdi görselin yüklenmeye çalışılıyor. O yüklendi, çiçekler var, desenler var. Bir de Berna Hoca, siz şey diyordunuz, buğday saplarından bana bahsettiğiniz. Diyebilirsiniz. Evet, attığım görsel o işte. Hı. Buğday saplarından yapılmış tepsiler bunlar. Nasıl bir şey bu böyle? Muhteşem güzel görünüyor. Evet. Evet, bundan mı yapılıyor bunlar? Evet, buğday saplarından yapılıyor. Buğday sapları boyanıyor ve o tepsiler oluşturuyor. Genelde tandırda kullanılıyor bu tepsiler. İşte çözümlük yapıldığı zaman ve benzeri şeylerde kullanılıyor. Duvara asmak için bile kullanıldığı zamanlar oluyor. Hani süs niyetine. Bunu yapan kişi sayısı çok azaldı maalesef. Ablamın kaynanası yapıyor bunu. Aynı zamanda görümcesi yapıyor. Benim herhalde bu Hatay'a özgü bir ürün değil mi? Evet, Hatay'a özgü bir ürün. Ya çok önemli bir şey bu. Bak evet, bir de bu ürünü çatmamız da önemli. Yani bu. Evet, ve gittikçe kaybolan bir değer. Ve evet. Talep de oluyor ona. Küflenme olmuyor, herhangi bir zarar görmüyor. Kullanım açısından da çok kullanışlı bir şey. Hani mesela onlar da üretilebilir. Tekrardan o değerler kazandırılabilir buraya. Ben o ürünün bana ham maddesini tekrarlar mısın? Ham madde neydi bu üründe? Buğday sapı. Buğday sapından tepsi mi üreteceğiz? Evet. Hani buğday onu önce öğretmek gerekiyor. Çünkü zor yapılan bir şey. Bizim Sevda hocamız bunu da öğretebiliyor mu Sevda hocamız? Yok, işte onu ben öğrenip öğretmeyi düşünüyorum. Sen öğreneceksin. Onu benim de yeteneğim olduğu için hani bir hafta ablamın köyünde kalıp tamam. Onu hiç öğrenip öğretmeyi düşünüyorum. Ne kadar güzel olur, o da mümkün olabilir. Şey, bu buğday sapı üzerine bir ip sararak mı, sarma mı bu? Yok, tamamen hepsi buğday sapı. Renkler? Buğday boyanıyor, sapları boyanıyor. Saplar boyanıp tepiliyor, çok güzel. Evet. Hatta doğal boya kullanıyor bildiğim kadarıyla. Vallahi da boyandım ben. Bütün ömrümü ona diyebilirim. Ya bırakın şunu göstereyim. Çok güzel oldu o da. O zaman şimdi bir bu
çanta konumuz var. Bir buğday sapından tepsi konumuz var. İki tane ürün aşağı yukarı iki adet ürün var ama daha da çıkar yeni şeyler bir sürü. Sema hocamın önerdiği defne sabunu, gıda satışı, bez çanta. Ama çok dağılmayalım. İsterseniz tekstil odaklı gidelim öncelikle. Yani çanta, el örgüsü çanta ve bez çantaya odaklanalım başlangıç için. Üçüncü ürünümüz de bence Berna'nın şu an önerdiği orijinalitesi olan buğday sapından tepsi olsun. Yani ilk olarak bu üç ürünle bir yola çıkıp ne yapabiliriz diye bir şekillendirmeye var mısınız? Kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. Çok çünkü dağılmadan. Dağılırsak kayboluruz. Aynen. Evet. Hatta önce bez çanta ve normal kağıt ipinden çantayla ilerleyip onun gelişimine göre diğerlerini katmamız sağlıklı olabilir. Sen öğrene dur o arada. Sen baksın artık öğrendin ne yapabiliriz belli oldu 3 ay 5 ay sonra. Pardon buğday sapından olan tepsilerimizi de devreye alırız. Bence olur. O zaman kağıt çanta ve bez çanta bir de olabilirse de şu meşhur hem Fatma'nın ördüğü ip ya da bir de geri dönüşümlü ipliklerden daha doğrusu naylondan yapabileceğimiz. Çünkü bakın geri dönüşümü biz kullanırsak arkadaşlar Avrupa'ya ciddi satış yapabiliriz. Aynen. Çünkü Avrupa saklı önem veriyor. Yani diyor ki sen bu ham madde diyor geri dönüşmüş kullandıysan diyor benim için bir numara ham madde diyor. Şimdi bir şey göstermek istiyorum tekrar mesela arkadaşlar. Bu da kağıt ip. Saksı. Bu nasıl ördüğünüz bir kağıt ip bu? Bildiğiniz saksı için yapmışlar. Şöyle. Peki saksı değil yapmadık hayır hayır. Saksıyı içine oturtuyorsunuz. Ha tamam şimdi kılıf. Oldu. Şöyle dayanamadım. Şöyle kılıflar. Bu ne kadar güzel olmuş. Saksıyı içine oturtuyorsun. Aynen. Menekşe koyun büyük saksılar koyun. Benim böyle bütün saksılarım da böyle var mesela. Yapıyorsunuz Sema Hocam? Doku yapıyorsunuz örüyoruz herhalde. Örüyoruz tabii bunlar çok basit tığla yapılan şeyler. Aynı ipler. Çok güzel. Tamam aşkım sağ ol. Biz hazırlıklı geldik. Mesela şöyle ürün şeyler var. Ana şunun güzelliğine bakın. Bakın. Polyester makrome ipi. Bu da şey masa örtüsü. Muhteşem. Bunlar hepsi aynı grup içinde çıkabilir diye gösteriyorum. Ama çok güzel. Şimdi bir şey soracağım. Pardon. Hani Nilgün Hanım bir şey soracaksınız. Buyurun. Yok, siz buyurun. Şimdi biz hani ilk WhatsApp grubunda konuşurken şimdi ilk ana malzemenin bir alışı var. Hani ben biraz şey sonuç odaklı bir insanımdır kusura bakmayın. Bir an önce sonuca gidelim. Nereden çıkalım sonuca gidelim. Bir de bence 9 en geç 9'da bitirelim ya da 9'a 5 kala. Çünkü ben süredir tahmin ediyorum Zoom şeyimiz. Yok şimdi süre probleminiz yok. Süre yok problemi yok. Tamam. Hı-hı. Tamam teşekkür ederiz. Süre koyalım kendimize. 9 gibi tamam. Bitirmeyi hedefleyelim. Tamam buyurun. Oldu. Şimdi biz hani bunu konuşurken önce dedik ki hani 30 kişi galiba değil mi? 30 kadın. 30 kadınımızda el örgü çanta evet. Üretimi için kağıt bunun için. Evet. Kağıt ip ve şey dedik. Tığ ihtiyacı var. Hı-hı. Daha sonrasında bunlar üretildi diyelim tamam her şey yolda gitti. Hepsini biz verdik ve ürettik. Bu üretildikten sonraki bence satış kısmı çok önemli. Kesinlikle. Çünkü bunlar satıldıktan sonra oradan gelen gelirle artık kadınlar kendi malzemelerini kendileri alabiliyor şekle dönüştürmesi lazım. Önemli olan bu. Sürdürülebilirlik. Evet sürdürülebilirlik önemli olan. Ben kendim de hani el işlerine çok meraklıyım. Böyle hani kendi çantalarda örüyorum. Az önce gösterdiğiniz tipte şeyler de örüyorum. Bunlar için hani kağıt ip evet. Fakat bunun hem yapımı zor hem yani el açısından bazı koruyucu parmaklıklara falan da ihtiyaç duyuluyor. Ama onun yanında mesela şey var. Şöyle rafya. Raflar var. Hmm. Rafyalarla bilmiyorum daha önce gördünüz mü çantalar. Bir de bu çantaların aksesuarları var. Tabii ki şöyle yana asmak için gerekli. Bir de şeyi tabii ki fermuarlı.
Zaten çok şık bir şey ve güzel bir şey yapmazsanız bunun satışı da çok zor olur. Çünkü şu an herkes yapıyor. Yani doğru, bir özellik katmak, bir fark katmak gerekiyor. O yüzden hani bir şıklık ve özellik katmak bu gerekiyor. Böyle etek gibi duruyor hocam, etek gibi duruyor. Evet, o böyle şey püsküllü, değişik. Aslında altı gene örgü yani çanta. Sizin üretiminiz mi? Siz mi ürettiniz? Evet. Çok güzel. Onun yanı sıra bahsettiğimiz mesela bizim yani kağıt ip olarak değil de az önce söylediğiniz mesela polyester ipten bu şekilde çanta yapılabiliyor ama bunların mesela gene askı aksesuarı, işte fermuar aksesuarı olabiliyor. Bir de iç astarı için mesela kumaş gerekebiliyor. Ben tabii tembellik edip astarsız yaptım bunu ama aslında astarlı ve daha böyle güzel dikilmiş bir şey olursa hani bunların satışları çok daha iyi oluyor. Ben size şöyle söyleyeyim. Kağıt ip gene ben size her ipten bir numune göstereyim. Kağıt ipten büyük bir çanta, plaj çantası. Bunlar 4-5 bin liradan satılan parçalar oluyor. Evet. Ve kağıt ipin gördüğünüz şeyini yani kilosu 120 liraya alınıyor ama örmesi çok zor. Eli çok acıtan bir şey. Yani kağıt ip çok kolay üretilmiyor. Ama böyle güzel bir çanta yaptığınız zaman da yerli buradaki piyasada fiyatları bu şekilde. Yurt dışında ise çok revaçta gerçekten. Hani orada el işçiliği de çok kıymetli. El işi olarak da şey yapılabiliyor, satılabiliyor. Ama önemli olan dediğim gibi sürdürülebilir olması. Yani biz şimdi hangi iple, o yüzden dedim bir de mesela böyle penye ipler var. Penye iplerle çanta yapabiliyorsunuz. Böyle file şeklinde olabiliyor. İçinde bunun mesela astarı var şu şekilde. Evet, gizli cüzdanınızı koyduğunuzda dışarıdan da görünmesin şeklinde. Ama isterseniz sadece filesini yapıyorsunuz. Bu fileyle ne bileyim pazara, çarşıya falan da kullanılabiliyor. Bunlar biraz daha ucuz oluyor. Ama bunlar mesela penye ip. Şöyle penye parçalarından yapılıyor. Penye ipler. Şimdi kağıt ip, penye ip, polyester ip. Mesela polyester ipten bir de böyle süslü püslü isterseniz taş de gece çantaları oluyor. Ondan sonra siyah böyle mesela küçük bir aksesuarla. Şurada bir tane tüylü bir iğnesi var bunun değişik. Tam belki görülemiyordur ama. İşte zincirleriyle böyle kapaklı şık çantalar yapılabiliyor. Bu gece çantaları falan çok aşırı revaçta olan şeyler şu an. Böyle bir sürü çeşit bir şey yapılabiliyor. Ama dediğim gibi önce bir şey seçmek gerekiyor. İpin cinsini, onu Berna Hanım kağıt ip demiş, oradan gidilebilir. Yani gerçekten kağıt ip örebileceklerse. Arkadaşlar. Evet. Banu Hanımcığım çok sağ olun. Çok güzel bir ön çalışma yapmışsınız. Bu kağıt ipi alternatif olarak demin Sema Hocam'ın da gösterdiği, Fatma'nın da gösterdiği hani bu yuvarlak yuvarlak örüyorlardı ya, Fatma gibi ben de yapıyordum. Anneannem de yapıyordu. Geri dönüşümden de yaptı dedi ya. Onun ipi nedir? Fatma senin kullandığın ipin ham maddesi pamuk polyester mi? Nedir o ipin ham maddesi? Penye ipi o. Ince penye ipi. Evet. Ben buradan onu görebiliyorum. Maliyetini şey yap. Sepet ördü, ince penye ipi. Fatma'nın bana örüp Fatma'da hediye ettiği şeyimi de göstereyim. Güzel bu renkleri. Mesela bunların tabanları da bir aksesuar. Onu da almak gerekiyor. Hani nereden başlanacaksa biz aslında yani anladığım kadarıyla hani bu projenin başlangıcından hani Sema Hanım'la da konuştuğumuz kadarıyla biz bunun ön sermayesine destek olacağız. Doğru. Şey söyleyebilir miyim? Sonraki satışına da belki siz destek olursunuz Nilgün Hanım. Bilmiyorum nasıl satışı konusunda. Onu da hepimiz yapacağız. Kafamızda var bir şeyler. Benim görüşüm şu. Acaba kağıt ip yerine şu penye ipi biz tercih etsek maliyet açısından ve sürdürülebilirlik açısından daha mı rahat ederiz? Şöyle ben burada tabii hocam bunu daha iyi bilecektir ama
Ben öğren ve bunu kullanan çocuklara öğretmek adına falan da aldığım penye ipten hem ince hem kalın telefon çantaları vesaire. Ama penye ip ağır. Ağır bir şey. Yani çanta mesela bir sepet için bir banyo dekorasyonunda kullanmanız için ya da bir kahve sunumları için falan çok daha farklı alternatifler yapılıyor. Ama mesela annem benim penye ipten bir çanta ördü. Üstelik de ince bir penye ipi tercih etti. Plaj çantası dedi kızım sana o kadar ağır ki çanta. Onun içine havluyu falan koyduğunuz zaman Nilgün Hanımcığım onu taşımanız yani, mümkün değil. Yani. Sizin dediğinizi anladım. Bunu çanta gibi hayal ettim. Ağır bu. Ki bakın o yüksekliği ama yüksekliği sizinki aynen. Sizinki kalın penye ip olması evet. Ama ben ince bir penye ipi tercih ettiğim halde yani onun milimetresi işte onun 2 santimlikleri var, 1 santimlikleri var şeklinde gidiyor o ipler, penye ipler. Fakat bu kolda taşımak için ya da elde taşımak için çok ağır oluyor. Yani kağıt ipin buradaki evet örme zor modunda kağıt zor ama çok hafif bir malzeme. Ve şık. Ve şık. Bir de getirisi yüksek. Yani onu da söyleyebilirim. Getirisi de çok yüksek. Evet, ben yani penye iple ördüğünüz bir şeye o kadar maliyet hani satamazsınız ama kağıt ip ya da polyester de fena değil. Polyester de çünkü gece çantalarında daha parlak göründüğü için tercih ediliyor. Aynen. Ama kağıt ip şu an gerçekten hem çok revaçta hem de satışı ve pazarlaması çok daha kolay olur. Yani daha yüksek fiyatlı. Gamımızı kağıt iple başlatacağız. Peki bir şey sorabilir miyim? Çok kısacık sonra Berna el kaldırdı ona söz verelim. Bir kilogram kağıt ipin kilo fiyatı nedir? Bir kilogram penye ipin kilo fiyatı nedir? Ben bilmiyorum. Kağıt ipin ben işte 2 gün önceki araştırmamda Türkiye'deki en büyük ithalatçısı diyelim Hasan Bey'le görüştüm. 120 liradan fiyat aldım. Bu bütün Türkiye'deki bütün evlerine 125 liradan veriyordu kilosunu. Ama deprem bölgesi için böyle bir çalışma yaptığımızı söylediğim için dedi ki yani ben de burada bir katkıda bulunmak isterim. 120 liradan size bunun kilo fiyatını veririm. Allah razı olsun. Ama 125 liraya Kastamonu'da veriyor, Sivas'a da veriyor vesaire. Fakat Etiler'de bir yün evinde bunun kilosu 260 liraydı mesela. Doğru. Parakende de çok. Parakende de tuttur yani artık onun ucu yok. Ne tutturursanız öyle veriyorlar. Peki peynirin kilo fiyatını biliyor musunuz? Penye ipin fiyatını öğrenmedim ama ben şey olarak Fatma alıyordum. Fatma bilir. Fatma yeni aldı. Fatmacığım penye ipin kilo fiyatını öğrenebildin mi? Kaçtan aldın en son? Sesi kapalı. Sesini açabilir misin? Ela annene yardım et canım. Sesini açalım. Ela uyuyor. Yorgun düştü. Geliyor mu sesin? Öğrendim zaten. Şimdi. Profesör. Sabahleyin 7'de kalktığı için lise okula gidiyor ya. Evet, kaçıydı kilosu canım? Penye ipin bir kilosu kaç liraya aldın en son? Bir kilo olup olmadığını bilmiyorum. Böyle top halinde. Bobin. Bobin aldılar. Öyle tanesi 25 liradan veriyorlar. Ha, 25 lira tanesi. Evet, acaba hangi rengi? İstediğin bir rengi. 200 gram. İsterir misin bobinle? 250 gram gibidir. 250 gramdır değil mi? O zaman kilosu 100 lira arkadaşlar değil mi? Hiç bilemedim hani gramı falan yazmıyor. Yaklaşık 100 lira gibidir ama sonra onu İstanbul'da yine pazarlıklı bir fiyat alırız belki. Kader Hanım değil mi? Bakarız ona. Peki o zaman benim anladığım bir kere kağıt ip olacak hayatımızda başlangıçta. Gene hayatımız olabilir. Ama Samandağ için el örgüsü çantalarda kağıt iple yolumuza devam ediyoruz. Değil mi? Başlıyoruz. Tamam. Şimdi şöyle kağıt ipin bir avantajı daha var. Hacimce fazla ürün koyabiliyorsunuz içine. Tamam. Ama penye ipte öyle bir avantaj yok maalesef. Yok. Hacmi anladım. De çok küçük oluyor. Ağırlığı anladım. Da var. Bir de kalıp gibi duruyor. Hani yumuşak bir dokusu olmuyor. Öyle bir dezavantajları var.
Banu ama onu da tercih edenler var küçük şık çantalarda. Banu Hocam, ne kadar ağır olursa olsun. Her bir bobin 20 grammış ya. Çok düşük değil mi penye ipti? 20 gram mı? Çok pahalı bir şey. Evet. Çok pahalı. Burada öyle diyor. Her bir bobin yaklaşık 20-30 gram ağırlığında. Fatma çok pahalı oluyor olabilir Banu'cığım. Ve 8-12 metre uzunluğundadır demiş ama ben 20 gram 30 gram olacağını zannetmiyorum. Onlar bobinleri çok küçük değildir ama neyse Fatma, internette şu an bulduğum bu. Benim de baktığıma göre 500 ile 800 gram arası şöyle bir şey. Değil mi? Öyle olması lazım bence de. Tamam. Yani bir de bağlamayacağım. Polyester ipliğin kilo fiyatı nedir? Siz polyester çantalar da yapıyorum dediniz. Ya ben hani iplik fiyatını söyleyemeyeceğim. Toptan almak lazım fiyatları. Evet. Yani ben burada özel bir şeyden alıyorum. Küçük şeyler, küçücük bobinler 20 liradan alıyorum. Anladım. Ama kaç gram olduğunu tamam. Üstünde yazmıyor tamam. Aslında. Bizim için. Aslında şöyle bir şey, biz hani matbaa olarak bu yan komşum daha doğrusu komşu matbaam iplik üreticileriyle çalışıyor. Onların bu şey kağıt nedir etiketlerini basıyor. Ondan sonra etiketlerini bastığı için ben ona sordum. Bu tür ipler polyester olsun kağıt ip olsun hepsi direkt ithal geliyormuş. Evet. Doğru. İthal. O yüzden de hani dağıtılıyor. Burada üretilmiyor. Burada sadece pamuk ipler üretiliyor. Evet, o yüzden evet, ben mesela tamam. Şimdi burada evet. Üretildiği için ben biraz şeyimdir yerli malı kullanmalı şeklinde. O yüzden mesela son yaptığım çantalarda böyle onların kendi ürettiği minik şey pamuk iplerle. Pamuk iplerle küçük cüzdanlar yaptım. Hatta buraya katkısı olur diye en son bir kermes için üretmiştim bunları. Bu ufak ufak böyle minik minik şeyler, cüzdanlar. Onları bir kermese gönderip işte satışını yapıp buraya sizlere katkısı olsun diye örmüştüm onları. Çok teşekkürler. Şimdi o zaman arkadaşlar. Aksiyon planımıza bazı maddeler ekleyerek kapatalım bu toplantıyı. Birinci aksiyonumuz isterseniz ilk söylediğim konu küçük bir WhatsApp grubumuz olsun ve oradan detayları yazışabilirim. Ona ne dersiniz? Güzel olur. Yazışalım. Ama aldı. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Berna Hoca ile bugün konuştuğumuzda deri parçalarıyla da destekleyebiliriz demişti. İşte aksesuar olarak kullanabiliriz. Ben derici arkadaşlarımla görüştüm. Kendilerinden çöpe attıkları, kullanmadıkları, geri dönüşüme gidecek olan şeylerden deri konusunda da yardım istedim. Bize deri olarak da yardım edecekler. Onları da aksesuar olarak birleştirerek kullanabiliriz. Bunun yanında benim şöyle bir fikrim var. Yani sonuç itibariyle bu çanta üretilecek. Her tür ipten biraz da yollayabiliriz. Deneme yapabiliriz. Kağıt iple başlarız ama yanına biraz penye ekleyebiliriz. Pamuk ipi ekleyebiliriz. Birkaç şey yapabiliriz. Deneriz. Ama ben diyorum ki bunu biz tayfa etiketi adı altında yapalım. Aa, tabii. Tayfa olsun etiketimiz. Bir etiketimiz olsun. Zaten logo çalışmasında Muharrem Bey'in desteğini alacağız. Aynen. Bir etiket etapta sadece malzemesini vermek değil, biz bu konuyu fonlayalım diyorum. Etiketi de yaptıralım. Evet. Ve ürünlerimizin üstünde hep bir kimliği olsun. Aynen şimdi öyle. Benim etiketi diyorum yani. Çünkü arkadaşlar Sema Hanım çok güzel bir noktaya değindi. Biz bu ürünleri dijital ortamda pazarlarken ya da herhangi bir corner'da pazarlarken deprem bölgesi vurgusu olacak ve tayfa aynen. Ekibi olarak bunda nasıl bir emekle bunun bir öyküsünü kısacık anlatacağımız küçük belki de çok kısacık bir ben görüyorum şimdi bir sürü markanın sürdürülebilirlik öykülerini koyuyorlar internet sitelerine ürünlerin üstüne de çok küçük bir logo ile belirtiyorlar bu ürün işte kadın emeğini değerlendirme amacıyla deprem bölgesine has o bölgenin insanları tarafından sürdürülebilirlik amaçlı üretilmiştir. Bütün katkı gelir deprem bölgesine harcanacaktır gibi iki cümlelik bir şey ve Tayfa ekibinin buradaki liderliği evet. Ve öncülüğünü vurgu yaparak da
Harika olur. Ya kesinlikle öyle yapalım Sema. Berna Hanım'dan da sık sık hani üretilirken, yapılırkenki videolar ve fotoğrafları alıp o şekilde hani gerçekliğini de kanıtlayacak şeylerle beslemek lazım. Bir tane Instagram mutlaka tabii sayfa çanta Instagram adresi gibi bir şeyden ilerleriz diye düşünüyorum ben. Oradan satış kanalı da yaratırız. Ve satışlara bakacak da gönüllü arkadaşlarımız olur güvendiğimiz. Örneğin linkten sipariş geldi. Onu hemen bölgeye ulaştırıp siparişi üretime dönüştürmemiz lazım. O hızı işte atıyorum yani farzım ay konuşuyorum zaman inşallah daha çok ayırabilirim. Satışların haftalık değerlendirmesinde birkaç arkadaş ben ve birkaç arkadaşım gönüllü arkadaşlar da hani genç arkadaşları da boşta bırakmadan siparişlerin arkadaşları boş bırakmadan denetleyici kontrolcü rolümüzü de tabii göstermemiz lazım ki şey çok önemli. Baştan nasıl yol alınırsa öyle ilerliyor konu. Evet. Bir boşluk oluşursa, güven kaybı olursa ya bir şey işte başlatmışlar tayfa diye langur langur iş yapıyorlar. Böyle bir imajla gitmeyelim yani. Evet. Sağlam gidelim, düzgün gidelim, az üretelim, öz üretelim. Büyüdüğü zaman konu ayakları, altyapısı sağlam bir şeyin üstüne çıkmış olalım diye düşünüyorum. Bu bizim de kendi oluşturmuş olduğumuz bir Instagram hesabımız var yeniden el ele diye. Biz oradan da paylaşım yapıyoruz. Sizleri de etiketleriz oradan. Yani o şekilde de bir görünürlük sağlayabiliriz. Ayrıca biz yarın itibaren başlamayı düşünüyoruz elimizdeki kağıt iplerle. Size örnek olsun diye 3-4 tane yollamayı düşünüyoruz. Çok seviniriz, görürüz. Hem de resmi de olur. Berna Hanım, bir küçük bir tavsiye daha. Önümüz yaz. Bu kağıt iplerle, gerçi bu kağıt ipten değil ama ben bir tane şey göstereyim. Mısırla yapılmış. Şu tür şapkalar da örüyorlar. Ondan sonra mesela böyle şapkasıyla çantası takım olarak. Aynen, ben de onu diyecektim. Çok beğeniyor. Demin dile getirecektim, evet. Unuttum. Kombin şapka yapılıyor. Çanta olarak. Belki bu gönderdiklerimiz arasında bir tane kombin olabilir. Evet, yani o tür kombinlerle. Şu izlenime kapıldım. Şu an Banu Hanım'ın elindeki ürünleri vitrine koysam. Koysam. Bakalım yapmış gibi olacak zaten. Kendisine tasarımcı gibi ürünler var. Vallahi şu an olarak almak ne? Ben de Instagram'da zaman zaman böyle şey yapıyorum, paylaşıyorum. Ben tabii hobi olarak öyle ördüğüm için ama örmeyi çok seviyorum. Hobi olarak örmek şeyi çok daha yani hobi olarak ördüğüm için bazen arkadaşlarım alttan yazıyorlar. Bana da şu renkte şu model yelek lütfen. İşte bana şu onları da alıyorum, onları da örüyorum. Ay çok çünkü hani örme hastalığına başladığınız zaman evde yer kalmıyor. Onun için hani herkese bir şeyler yapıyorum öyle. Ne kadar güzel. Bence çok güzel olacak. Böyle içime umut doğdu. Bilmiyorum sizin içinize neler doğdu. Güzel. Yani dediğim gibi her işte olduğu gibi bu işte de en önemli şey satış pazarlama kısmı. En zor kısmıdır. Her işin en zor kısmı orasıdır. Biz hani hazırlık için destek yani oluruz ama. Bu çalışmayla paralel olarak bir an önce Tayfa Çanta Instagram sitesi ya da hangi isim vereceksek Muharrem Bey'e de kafa kafaya veririz Banu Hanım. Daha çekirdek bir kadro yaparız olmazsa o kafa kafa vermeyi. Ondan sonra da hani tasarım tarafında, siz üretim tarafından bir arkadaş Muharrem Bey ve biz ya da isteyen arkadaşlarımız da katılırlar elbette. Yani Instagram'dan daha doğrusu online satış kanalı olabileceği gibi corner olarak farklı mağazalara atıyorum. Evet, Trendyol hepsi burada. Trendyol hepsi burada. Onlar kesin olmalı. Ve corner olarak da farklı. Bazı insanlar dokunsal çünkü. Çantaya dokunmak istiyor. Aynen. Ben diyor temaslı olacağım diyor. Ben mesela 53 yaşındayım. Benim yaş grubum, ben mesela hala online alışverişte tereddütteyim. Benim yaş grubumda çok onlinecılar da var ama ben dokunsalım mesela. Ben dokunacağım o çantaya. Dokunacağım, içim ütünecek. Evet. Yumuşaklığını hissedeceğim. Tenime değecek o çanta. Hop, istersen işte kalbime sindiyse bazen 5000 lira verip aldığım da oluyor. 5000 vermem de bir çantaya. O kadar uçmadım şimdiye kadar. Ama alırım yani. Dokunup ve hissedersem alırım. Kimi insan var online'da alıyor. Zaten bizim açıkçası Y kuşağımız ve Z kuşağımız online'da alıyor.
X kuşağımız ve baby boom kuşağımız, yani daha üst kuşaklarda online da var ama dokunsallar da olduğu için içlerinde mağazada görerek almak isteyecekler vardı. Yani farklı yaş gruplarına hitaben bir satış kanalı oluşturmamız lazım. Ama ağırlığımız dijital satış olacaktır. O kesin görünüyor. Çünkü dünya oraya gidiyor artık yani. Evet. Kanallar oraya gidiyor. Bütünleri çalışırız. Bir de turistik bölgelerin tabii ki şey mağazalarını özellikle butiklere evet. Yan bir şey olarak onlar da çok talepte bulunuyorlar. Yaparız. Mutlaka şey yaparız. Ama dediğiniz çok güzel uyarı. Satış kanallarını paralel yürütmemiz lazım üretime. Bir an önce başlatmak lazım. Çünkü üretmek nispeten kolay olabilecek gibi görünüyor. Bir tık daha yani. Çünkü kaynağımız var, hevesli bir kitlemiz evet. Var, ihtiyaç var. Ama satamazsak sürdürülebilirliği sağlayamayız. O zaman biz bir iki model belirleyip belirleyelim. Evet. O modeller üzerinden yürüsek ilk etapta. Evet. Onları da satmayı denesek. Evet. Yani. Çok güzel olur. Bence arkadaşlar yani 3 ya da 4 model. Aynen. Yani, çok dağılmadan. Geçecek şekilde 4'te kalalım. 4-4'lük olsun. Evet. 4 yeni bir rakam. Buradan dediğiniz gibi onlara bir odaklanıp neler trend olarak satışta daha ön plana çıkabilir? İnsanlar neye yöneliyorlar? Banu Hocam'ın da. Aynen. Hep beraber fikir birliğine varıp dediğiniz gibi onlardan mesela başlatıp Hatay Tamandağ'daki 30 kadınımızın üretimini, onların da 30 üretimini hemen canlı bir şeye satış kanalına taşıyıp oradan bir yol almak. Eşe dosta satış kanalı. Ya ilk yakın çevremiz bile bizim için çok potansiyel bir satış kanalı. Çok önemli. Çünkü aynen. İnsanlar şu an deprem bölgesi için ne yapabiliriz diye bana soran, aynen. Bakın bugün 10 bin lira para toplamış fabrika beni aradı. Bilmiyorum biz para topladık ne yapabiliriz dedi. Bakın dedim 3 tane proje var dedim elimde. Üçünden birine kanalize edebiliriz dedim. Şu an dokunma eğitimimizden hiç bahsetmedim. Birinci proje dedim Hatay Samandağ'da ihtiyaç sahibi okullarımız var. Okulların ihtiyaçlarını gönderebiliriz. İkinci proje dedim Hatay Samandağ'da bir kızımız var. Bacağını depremde kaybetti. Şu an 70 bin euro kampanyasının 80 bin euro TL'si eksik kaldı. Bunu destek olarak verebiliriz dedim. Üçüncü kanalda da işte tekerlekli sandalye ile ilgili bir şey vardı. Onu söyledim. Yani hangisi daha belli değil. Bir hafta içinde karar vereceğiz. Ama insanlar yani güvenecekleri bir yere yardımda bulunmayı hani destek amaçlı bir ürün de alacağı için çok önemsiyorlar. Evet. O zaman dediğim gibi biz hızlıca yol almak için şimdi başlayabilmek için Banu Hanım'dan model desteği alıyoruz. 4 tane model seçiyoruz. Etiketimizi hızlıca hayata geçiriyoruz. Etiket konusunda Muharrem Bey'den... Ben mi, Berna Hanım mı model verecek? Berna Hanım verecek. Banu Hanım. Model olarak mı? Evet, model seçimimizi. Tamam. Ya şöyle yaparız arkadaşlar. Siz ön bir elemanı yaparsanız grup kuracağız ya, grubu atarsınız. Evet. Biz de grupta görüşlerimizi belirtiriz. İçimizde tindi bu modeller deriz ya da bizim düşünemediğimiz bir şeyi bir arkadaşımız söyler. Bu modelin belki şu şeyisi olabilir der. Ama tamam. Her fikir buluruz bence bir şekilde. Okay. Tamam. İkinci adımımız etiket. Basımı... Etiketini Muharrem Bey'den destek alıyoruz. Tamam. Hızlıca malzemeyi ulaştırmak. Evet. Malzemenin ulaştırma. Peki malzeme finansmanında Sema Hanım ne yapacağız? Şu anda Tayfa finanse edebiliyor bu konuyu. Tamam. Finansmanda şu an sıkıntımız yok. Yok. Bizim şu anda bir de aynı zamanda Berna Hoca ile beraber yürüttüğümüz 400 çocuğa orada bir kıyafet desteği verdik biliyorsun. Okula. Şimdi 400 çocuğumuza ayakkabı desteği vereceğiz. Onunla ilgili bir şeyimiz var. Daha doğrusu onun finansını Kader Hanım'la ben kendi yakın çevremizden toplayarak oluşturmaya, Tayfa'ya çok dokunmadan. Böyle yaparız. 400 çocuğun ayakkabısıysa şu benim bugün günden 10 bin TL'lik fonda dördüncü alternatif bu derim ben. Evet. Ve buraya kanalize edebiliriz o 10 bin lirayı. Okay. Biz bir 10 bin lira Kader Hanım'la ben ikimiz oluşturduk kendi yakın çevremizden. Ben 10 bin liranın buraya kanalize edilmesini sağlatabilirim. Seviniriz. Hani çok Tayfa'ya bu anlamda dokunmak istemiyoruz bu kadar küçük şeyler için. Çok sevinirler. Yani çünkü onlar şimdi benden şunu bekliyorlar.
somut olarak bu parayı buraya kullanacağız, çalışanlara duyuracaklar. Ve dedi ki bana bugün insan kaynakları müdürü, İlgün Hanım dedi, Hatay Tamandağ'da daha çok ihtiyaç varsa öğrencilerimize, evet, evet, ben de ikinci bir kampanya başlatırım orası için dedi. Evet. Sizin 10 bin liranın falan 400 çocuğumuza gerekiyor. İkinci kampanyayı siz başlatın. Memnuniyetle vereceklerini düşünüyorum. Tamam, çok seviniriz. Artık diğer arkadaşlarımız da yakın çevrelerinden hani bu konuyla ilgili destek isterlerse, her konuyla ilgili, çok tayfaya, her konuda da tayfanın finansına şey yapmadan biraz kendi çevremizle de ilerlemek istiyoruz açıkçası küçük şehirlerde. Mümkün mertebe bu şekilde ilerleyelim diyoruz. Harika. O zaman gelecek toplantıyı ne zaman yapalım? En kısa zamanda diye. Yani biz şimdi ip alımıyla başlıyoruz. Tığ alımıyla yarın alıyoruz iplerimizi, tığlarımızı. Geri kalan malzeme şeylerimizi hemen hazırlayalım. Bir an evvel seçim sonu da toplanalım derim ben. Çok geç kalmadan. Yani tam bir hafta sonra toplanalım mı? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bir hafta sonra. Evet, buradakiler Çarşamba mı? Salı olsa olabilir mi? Salı mı? Haftaya salı arkadaşlar, ne dersiniz? Uygundur. Çarşamba ben yola çıkacağım çünkü hani varamayabilirim, katılamayabilirim diye. Salı günü oluyor arkadaşlar. Salı günü kaç? 14, 15, 17'si galiba. Ben İzmir'de denetimdeyim salı günü. Uçak saatimi bilmiyorum. Belki 8'e yetişememe riskim var. Ama diyelim ki 8'e yetişemezsem eğer 9'da olması sizi çok etkiler mi? Yok, fark etmez. Yok, fark etmez. Ben size saati bildireyim o zaman uçak saatine göre, olur mu? Olurdur, uygundur. Peki o zaman. Salı'ya görüşmek üzere. Ben küçük notları yazacağım gruba, aldığım kararları ve grubu oluşturacağım. Tamam. Görüşmek üzere. Tamamdır. Herkese çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İnşallah yolumuz açık olsun. Ablacığım sana da rol bükecek, hiç merak etme. Oldu mu canım? Konuşacağız seninle. Şey söyleyeceğim. Söyle. Söyle canım. Ben ne yapacağım? Hani sana ben ne yapacağım Batman'dayım ya. Batman için de arkadaşlar bu Samandağ'ın ürettiği kağıt çantalardan belki bir miktar Batman'da da Penya tarafında ilerleyebiliriz belki senle de Fatma'cığım. Sen şimdi Penya sepetleri üretiyorsun ya, yine yakın şey internet sitemizde duyurabiliriz diye de düşünüyorum bir taraftan. Penya çantaları da ne dersiniz? Olabilir mi arkadaşlar? Olabilir. Bilgin Hanım, Batman'a da şu şekilde destek sağlanabilir. Neticede onlar bu ipi orada Parakende'den alıyorlar. Evet. Ama biz kanallarımızı kullanarak toptancı desteğiyle, yani o ipi o aradaki farkı ve onlara kar kalır. Kar marjı olarak kalır. Biz onların bunu daha çok daha uyguna almasını sağlayabiliriz. Bir o olabilir. Diyebilirseniz o çok iyi olur. Kader üretecekler onlar da biliyorsun. Onun da satılması aynen lazım. Aynen öyle. Tabii ki. Satın aynen öyle. Onlara satışları. Bu sadece sepet olarak değil. Bunun böyle mesela boyutları var. Küçük, illa hani tabanın tahta olması gerekmiyor. Her şeyi yapabilirim diyor yani. Sırf bu sepeti yapmayabilirim. Başka şeyler de üretebilirim demek istiyor başka arkadaşlar. Başka şeyler de var. Hani altını örebilirim de. Örme de olabilir. İnce, daha ince başka farklı iplerle de olabilir. Yani yapabilirim burada. Tanıdıklarım da var. Fatma gibi orada en az değil mi Fatma arkadaşların da var. En az 5-6 arkadaşım da yapıyorlar. Kendi adıma biz zaten burada halk eğitim merkezine gidiyoruz el sanatları. Mesela çok geliştik burada. El işlerini çok gösterdi. Ne gösterdiyseler yaptık. Ve çocuklarım bile orada ressamla heveslendiler ve resim yapıyorlar. Evet. Çizimler yapıyorlar, tablolar yapıyorlar. Aslında tablo da satabilirsiniz. En azından çocukların özellikle kızlarının yaptığı tabloları paylaşacağım bir gün, başka bir gün. Ben inanamadım. Bugün bir tanesini paylaştı Ela Nur. Henüz 15 yaşında. Ama yaptığı tabloyu görseniz herhalde 15 yaşında falan yapmışım. Bilmiyorum yani. Ulan yetenek. Ne yapmayalım? Yani biz ip konusunda dediğim gibi onların aracısız ipi almasına destek oluruz. Sevkiyatta destek oluruz.
Evet, ekipte destek olacağız Fatma size, tamam mı? Evet canım? Fatma Hanım, aynen öyle. Çözmeye çalışacağız. İnan bak, daha yeni gelişmeler olacak. Sen hiç umudunu kaybetme, tamam mı canım? Deprem bölgelerinin ilk üreticisi olma gururunu yaşayacaksınız. Vay! Evet. Fatma bak, yani burada güzel vizyonlar yüklüyorlar. İlk üreticiler Batman'dan da başlayacak diyorlar. Güzel bir vizyon bu. Sabah evet. Daha Batman bizim ilk üretici yerlerimiz olacak. Sonra biz tayfa çanta serüvenini aktarırken diyeceğiz ki işte böyle başladı öykü. Aynen öyle. Sonradan benim içinde bulunduğu, yani benim uzun zamandır üzerinde çalıştığım proje 81 kınalı ele dönecek. Ve aynı 81 ildeki kadınlar üretecek ve aynı platform üzerinden hem alışveriş yapabilecekler hem de fikirlerini de bu anlamda paylaşacaklar. Bu şekilde de 81 kınalı ele doğru gidecek sonra proje. Aynen, bayıldım. Peder, bu nasıl bir şeydir? Proje ismidir. Bu kınalı el kaç yıldır vardır? Senin kalbinden mi doğdu bu kınalı el? Nasıl evet, doğdu? Yani Nilgün Ablacığım, bu yaklaşık 3 yıllık falan bir proje. Bunu ben sunduğumda, yani hani bakanlık bir altyapı şeklinde bunun bir şeyini de istedi benden. Ay Muharrem Bey, Kınalı El logosu çalışayım demiş. Çalışsın. Muharrem Beyciğim, çalış Kınalı El logosu da. Vallahi Muharrem Bey, çok memnun olurum. Vallahi çok güzel, çok güzel marka olur bu isim. Harika bir isim. Kınalı El var ya, şey, yürür götürür bizim ekibin şeyini. Kınalı El sizi, bizi, herkesi ihya eder. Eyvallah. Aslında da tevafuk oldu. Şimdi Kınalı El deyince askerlerimize de kına yakıyoruz ya biz. Asker çantası da hazırlayalım, küçük. Asker çantası, kınalar gibi. Asker çantaları. Asker çantası nereye gider? Ben Şehit Gazi Aileleri Vakfı'na da aldırırım ondan. Minik asker çantaları, asker gecelerinde kınalı elden, kınalı kuzulara hediye gibi böyle. Muhteşem, muhteşem olur. Harika olur, evet. O şeyde de askerimize de bu böylece destek de olmuş oluruz. Ama bu çalışma Muharrem Ali Bey'in üstattır zaten kendisi, bizim şeyimizde, gözümüzde. Onun çalışmaları çok kıymetli ve değerlidir ve bize sağ olsun ciddi bir vakit ayırıyor kendisi. Buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok 81 Kınalı El'in logosunda çalışırsa bizlere gerçekten süper olur. Ha, Muharrem Hocam, kalbime ne doğdu biliyor musunuz? Siz tabii sizin olacak, yani sizin tasarımınız da olacak ama böyle bir kırmızılık geldi yüreğime, oturdu. Kınalı avucumu görüyorsunuz ya, içinde bir kızıllık oturdu böyle. Sanki kınalı elde bir kızıllıkla avuçlu bir şey olacak gibi bir şey doğdu içine. Çünkü kırmızı Al Murat'tır ve hepimizin, hani tüm o kadınların, tüm o evlatların, anaların, babaların Muratları olsun, o kınalı elin içine gömülsün diye de düşündüm bir taraftan. İnşallah çok, çok güzel olur herkese. Peki evet. O zaman. Hepinizi görmek çok güzeldi. Katkılarınız için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Salı günü görüşmek üzere. Saati ben de hepinize teşekkür ediyorum. Tayfa İstanbul adına kaptanımın da selamlarını gönderiyorum. O şimdi yanımızdan bir ayrıldı. Geldiğim zaman. Biz de sevgilerimizi iletiyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hepinizi ben öpüyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağlık, i̇yi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. Olacak. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Sevgiler. Efendim, kapatıyorum. Kaydı bitiriyorum. Kaydı paylaşırsınız bunu.